Yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 4 artı 15 4, 5 artı 21 20, 6 artı 30 36, 7 artı 40 neye eşit diye soruyor. Bu tür sorularda elde ettiğimiz rakam küçükse burada bir fark söz konusu olabilir. Çünkü toplasak 4 ile 15'i 19 eder. 4 ile alakası yok. 5 ile 21 26 eder. 6 ile 30 36 eder. Demek ki kuvvetinden çıkararak bulabiliriz. 4'ün karesini alsak 16. 16'dan 15 çıkarırsak 1. O zaman biz küpünü alalım. Yani ilk bileşene A diyelim. İkinci bileşene B. A'nın küpünü alalım. 4'ün küpü. 4'ün küpü 3 tane 4'ün çarpımıdır ki 64 eder. 64'ten kaç çıkarırsak 4 ederiz? 60 çıkarırsak. 60'ı çıkarmak için de şu ikisinin çarpımına bakıyorum. Yani A ile B'nin çarpımına bakıyorum. 4 ile 15'i çarparsak 60 eder. 64'ten de 60'ı çıkarırsak 4'ü elde ederiz. Yani kuralımız A küp eksi A çarpı B şeklinde olabilir. Yani 64 eksi 60 buradan 4'ü elde ettik. İlkini sağladı. İkinciye bakalım tik atmadan evvel. 5'in küpü. 5'in küpü nedir? 3 tane 5'in çarpımıdır. 5 çarpı 5 çarpı 5. Buradan 125 buluruz. İkisini çarpalım. 5 ile 21'i. 5 ile 21'i çarpacak olursak 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 105 eder. Gerçekten 125'ten 105'i çıkarırsak buradan da 20 buluruz. Demek ki ilk ikisini sağladığını gördük. Kuralımız doğru olmalı. Burada da ne yapacağız? 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36. 36 ile de 6'yı çarparsak 216 buluruz. 6 ile 30'u çarpalım. 6 kere 0 0. 6 kere 3 18. 180. 216'dan 180 çıkaracağım. Çıkarayım. Buradan da 36 bulurum. Evet, kuralımızın doğruluğu kesinleşti. Burada o zaman ne yapacağız? 7'nin küpünden çarpımlarını çıkaracağız. 7'nin küpü nedir? 3 tane 7'nin çarpımı demektir. 7 çarpı 7 çarpı 7'dir. 7 ile 7'yi çarparsanız şu ikisini 49 yapar. 49'a da 7'yi çarpıyorum. 7 kere 9 63. Elde var 6. 7 kere 4 28. 6 da elde 343. İkisinin çarpımı nedir? 7 ile 40'ı çarpacağım. 7 kere 0 0. 7 kere 4 28. Demek ki 343'ten 280'i çıkaracağım. Çıkaralım. Çıkaracak olursak 3'ten 0 çıktı. 3. 10'luk aldık. 14'ten 8 çıkarsa 63 buluruz ki bu bizim bulmacamızın doğru cevabıdır.